Ve akşam haberlerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neler yaşandı konusuyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Türkiye ve açılışı için gittiği Amerika'da heyette Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bulunuyor ki bugün artık temaslarında son günü. 3 günlük temaslar nasıl geçti diye soracağız ama öncelikle hoş geldiniz diyelim akşam haberlerine Sayın Destici. Hoş bulduk Ceren Hanım. Size hayırlı akşamlar, bize hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Nasıl geçti temaslar? Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Merak ediyoruz o mesajların yansımalarını ve tabii ki Türkiye-Amerika ilişkilerini. Öncelikle tabii biz 19 Mayıs'ı Pazar günü geldik buraya. Çok yoğun ve faydalı bir program trafiği yaşandı. İlk gün tabii burada Türk derneklerimizle TASK'ın düzenlediği büyük bir buradaki Türk vatandaşlarımızın katıldığı toplantıya iştirak ettik. Onun peşine de Amerika'daki Müslüman toplum önder liderleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız bir kabul gerçekleştirdi. Biz de ona o kabule katıldık. Orada Amerika'daki hem bizim Türk kökenli olanlar hem diğer ülkelerin vatandaşı olan Müslüman liderleri dinledi. Daha sonra tabii pazartesi gününe geldiğimizde esas buradaki en önemli iki ana gündem maddesinden birisi olan Türk evinin açılışı vardı. Gerçekten bütün Türk vatandaşlarının bunu görmesini arzu ederim. Ben de buraya gelmeden önce hani derler ya bu kadarını beklemiyordum diye gerçekten çok güzel bir eser Türkiye'ye kazandırılmış. Tam Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında. Şimdi biz de bu binadan bu yayını gerçekleştiriyoruz ve buradan bütün devlet başkanları, ülke heyetleri yürüyerek geçiyorlar ve her geçen ister buraya görüşmeye gelenler olsun Sayın Cumhurbaşkanı, ister gelmeyenler yani hepsi bu Türk evini görüyorlar ve hatta gelenlerden başta Birleşik Krallık, İngiltere Başbakanı, diğer ülke başbakanlarından da çok övgü dolu sözler de işittik. Bir gurur vesilesi. Bu açılışta olmak şahsım ve camiam adına, ülkem adına çok mutlu olduğumu, büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. Tabii burada bizim hem konsolosluğumuz, hem ateşeliklerimiz, hem aynı zamanda buradaki Türk toplumuna mevcut öğrencilerimiz başta olmak üzere adamlarının bütün kesimlerin kendini içinde bulabildiği ve çalışma imkanı bulduğu konferans salonları var, eğitim merkezleri var. Gerçekten burası Türkiye adına, Türk milleti adına gurur verici. Tabii sadece biz biliyorsunuz Türk ve İslam coğrafyasının kalbi Türkiye. Dolayısıyla da sadece Türk kökenli vatandaşlarımız değil, bizim kardeş, dost ve soydaş ülkelerimizin de aynı zamanda istifade edeceği, kullanabileceği bir şekilde yapılmış. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsilciliğinin de yine burada bir yeri var. Evet. Açılışta da yine devlet başkanları vardı. Ve Türkiye'den olsun, buradan olsun, diğer ülkelerden olsun geniş bir katılım vardı. Tabii onun arkasında işte Birleşik Krallık Başbakanı'yla görüşüldü, Sayın Boris Johnson'la. Ben de o görüşmede bulundum. Daha sonra yine yoğun bir takvim vardı baktığımda. New York Times'ın heyetini kabul etti Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de birlikteydik. Orada New York Times gazetecilerin, basın mensuplarının hem başta Afganistan olmak üzere işte Suriye, Filistin, Libya, diğer konularla ilgili sorularını cevaplandırdı. Evet, bir de ondan çok önemli açıklamalar yaptı, öyle değil mi Sayın Erdoğan, Sayın Destici Genel Kurul kürsüsünden? Az önce biz de paylaştık ancak en dikkat çeken bölümlerden biri de şüphesiz düzensiz göç meselesiydi ki artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır ifadesini kullandı. Bu açıklamayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Kısaca alabilir miyiz? Öncelikle tabii Türkiye Suriye'deki iç savaştan sonra 4 milyon üzerinden bir mülteci almak zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı ve bunların hala 3,5 milyonu Türkiye'de ve Türkiye 6-7 senedir bunlara tabiri caizse bakıyor. Hem Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu bu konuda Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getirmediler. Lakin Türkiye'ye hala Afganistan başta olmak üzere mülteci alması konusunda ve bu mültecilerin Avrupa'ya ya da Amerika'ya gelmesinin önlenmesi konusunda teklifte bulunuyorlar, çağrıda bulunuyorlar. Türkiye ile bu konuda anlaşma zemini arıyorlar. Lakin Türkiye'nin artık bir mülteci daha alacak bir kapasitesinin olmadığı, durumunun olmadığı dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çok net bir şekilde ifade edildi. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak zaten Suriye'de ilk iç savaş başladığında mültecilerin içeri alınmasını değil bir tampon bölge oluşturularak ülkemiz sınırlarının dışında hemen burada misafir edilmelerini söylemiştik. Bugün hala bu kısmen yapılabilir. Şöyle ki biz Barış Pınar Harekatı'nı başlattıktan sonra bizim kuvvetlerimizin Türkiye'nin kontrol ettiği yerlere 500 bin civarında mülteci tekrar gönderildi. Evet. O Barış Pınarı Harekatı tam kapsamlı bir şekilde tamamlanabilseydi biz bugün 3 milyondan fazla mülteciyi o bölgelere yerleştirebilir. Hem mülteciler sorunu önemli bir oranda çözülmüş olur hem de o bölgede terörden temizlenmiş olurdu. Bunu yine Türkiye yapabilir. Tabii burada çok net verdiği mesajlardan bir tanesi de özellikle Afganistan konusunda biliyorsunuz Türkiye'nin Kabil havaalanını işletmesi noktasında Taliban Afganistan'a yönetimi ele geçirmeden önce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım sözleri vardı. Evet. Fakat bunlar yerine getirmedi. Bize verdiği sözleri yerine getirmeyen Amerika oradaki bütün lojistiğini ki buna ağır silahlar da dahil daha düne kadar terör örgütü diye ilan ettiği ve savaştığı Taliban'a bıraktı. Aynı şeyi Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan YPG için yapıyor. ABD SENTCOM aracılığıyla yine on binlerce tır silahı PYD'ye, YPG'ye veriyor. Yarın Suriye'den çekildiğinde muhtemeldir ki yine o silahlar da PYD'de, PKK'da, YPG'de kalacak. Ama onlar da kurtarmaz PKK'yı ya da YPG'yi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelesine amansız ve çok kararlı, cesur bir şekilde devam ediyor. Peki. İnşallah bu şekilde devam ettiğinde de bölgeyi de terörden temizleyecek. Peki Sayın Destici sizi bulmuşken iç siyasete değinmeden olmaz. Çünkü tartışılan konu başlıkları var. Mesela Kürt meselesinin çözümü için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sorunu İmralı'yla değil meşru bir kurum olan HDP ile çözebiliriz dedi. Siz bu açıklamaya nasıl bakıyorsunuz? Yorumunuz ne olur acaba? Son sorumuz bu olsun. Ben öncelikle Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bir terör sorunu var. Bakın çok açık ifade ediyorum. Ben geçtiğimiz günlerde önce Şırnak, Siirt, Bitlis, Van ziyaretleri gerçekleştirdim. Parti heyetimizde daha sonra da Kars, Ardahan ziyaretleri gerçekleştirdim. Ve bölgede halkımızdan da edindiğim intiba şu. İnsanların efendim işte ben Kürdüm, efendim işte ben Türkmenim, ben Terekemeyim, ben Zazayım, benim böyle bir problemim var demiyor. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi üretimle ilgili talebi var. İstihdamla ilgili talebi var. Dolayısıyla bu taleplerin karşılanması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile çözüyorum diyor. Peki HDP kim? HDP bir siyasi parti mi? HDP bir siyasi parti değil ki. HDP PKK'nın siyasi uzantısı. Yani PKK'nın bir uzvu. Ha HDP ile konuşmuşsunuz, ha PKK ile konuşmuşsunuz. Ha Kandil ile konuşmuşsunuz, ha İmralı ile konuşmuşsunuz. Daha önce de ben bunu söyledim. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde söyledim biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'yla ortak yaptığımız basın toplantısında yani Kandil'deki Karayılan'dan, meclisteki Karaçıyan'ın ya da Duran Kalkan'dan ya da Abdullah Öcalan'dan, Pervin Buldan'ın ne farkı var? Yani birisi bize desin ki bunların arasında bir fark var. Yani Selahattin Demirtaş neyse Duran Kalkan o. Abdullah Öcalan neyse Murat Karayılan o. Pervin Buldan o. Yani HDP ile PKK'nın, Kandil'in, İmralı'nın arasında bir fark yok. Eğer siz HDP ile konuşacağız diyorsanız direkt biz PKK ile konuşacağız anlamına gelir. Biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Evet. Eğer bizim Kürt kardeşlerimizin bir problemi varsa biz onu çözeriz. Bakın ben orada da söyledim. Şırnak'ta da yaptığım konuşmada da söyledim. Mustafa Destici ne kadar burada hangi haklara sahipse bir vatandaş olarak benim Güneydoğu'daki, Şırnak'taki, Hakkari'deki kardeşim de o kadar hakka sahip. Ama şunu da söyleyeyim. Biz ne kadar sorumluluk sahibiysek yani İzmir'de yaşayan, Ankara'da yaşayan, Hakkari'de yaşayan, Edirne'de yaşayan da o kadar sorumluluk sahibi. Ben ne kadar sorumluluk sahibiysem Güneydoğu'da ya da Doğu Anadolu'da yaşayan bir Türk kardeşim de, Türk kökenli kardeşim de aynı sorumluluğa sahip. Bu sorumluluğumuz nedir? Bu sorumluluğumuz devletin varlığı, yani devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Siz teröristle, terör örgütüyle masaya oturduğunuzda maalesef burada büyük bir zafiyet oluşturursunuz. Bir diğer siyasetçilerimizden de duyuyoruz. HDP ile çözülmesi konusunda efendim neymiş? HDP temsil ediliyormuş, grup başkan vekilleri varmış. Herkes ona başkanım diyerek meclisi yönetiyormuş. Ben bunu yapmıyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak HDP Başkan Vekili'nin yönettiği oturumlara katılmıyorum. Çünkü HDP'yi terör örgütünün bir siyasi uzvu olarak görüyorum. Herkes böyle görse, burada bir birlik oluştursak, yani terör ve teröriste, terörün uzantılarına karşı ortak bir tavır koysak, inanın biz buradan netice alırız. Ama bu tavrı maalesef bizim gibi diğer siyasi partilerimiz koymadığı zaman, bazı partilerimiz koymadığı zaman burada ne ortaya çıkıyor? Burada zafiyet ortaya çıkıyor. HDP de, PKK da ve bunların unsurları da bundan istifade ediyorlar. Bakın şimdi HDP'nin kapatılma süreci var Anayasa Mahkemesi'nde. Evet. Yani Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmak üzere olan, kapatılma süreci devam eden, mahkeme devam eden bir partiyi, sözde partiyi siz meşru olarak karşınıza alıp da neyi konuşacaksınız? Benim CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na ve o Millet İttifakı'nı oluşturan partilere sözüm bu. Peki. Yarın Anayasa Mahkemesi kapatma kararı verdiğinde o zaman siz boşta kalmış olmayacak mısınız? Hem uluslararası hukuka göre Batasuna kararları ortada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar ortada, anayasamız ortada, yasalarımız ortada. Hukuk evet. Yarın kapatma kararı verdiğinde o zaman ortada HDP diye bir şey kalacak mı? Ona da diyorlar ki efendim işte kapatır, yenisi kurulur. Niye kurulsun? İspanya hepsini kapattı. Sadece partisini değil, barlarına kadar, iş yerlerine kadar, basın kuruluşuna kadar hepsini kapattı. Türkiye'de hepsini kapatır, ne kadar uzantısı varsa, ve bir daha da bunların açılmasına müsaade etmez. Devletimiz güçlüdür. Devletin istihbarat örgütleri, teşkilatımız güçlüdür. Evet. İçişleri Bakanlığımız, askerimiz, polisimiz güçlüdür. Onların terörle verdiği mücadeleye bizim destek vermemiz lazım. Siyasetin desteği de nasıl olur? Onlar nasıl dağda teröristle mücadele ediyorsa biz de mecliste, işte efendim işte basında, yani sivil ortamda nerede varsa terörün unsurlarına karşı topyekun mücadele ederek terörü ve teröristi yenebiliriz diyor. Peki. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici New York'tan akşam haberlerine katıldı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Destici. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İçin. Buradan tekrar ülkemizi, milletimizi, sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz ve akşam haberleri devam ediyor.